Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok. Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Beni de soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim. Şimdi arkadaşlar artık döver biçerler tarlalara girmeye başladı. Komşunun tarlasına kadar geldi. Yakında bize de gelir. Benim şurada kırmızı mısırlarım var. Yani ziraat mısırı değil. Farklı bir cins. Onu ben tohum amaçlı buraya ektim. Haliyle de bayağı da bir mısırım oldu. Onları biçeceğim. Onların mısırlarını alayım diyorum. Şuraya kadar hiç olmazsa. İçinde sırıklar da var. Şimdi döver biçer girecek. Artık döver biçere zarar verir mi bilmiyorum. Ben yine de zarar vermesin diye sırıkları toplayayım. Yazık olur. Hani bilmiyorum zarar verir mi. Kimsenin malına zarar gelsin istemiyorum. O yüzden de sırıkları toplayacağım. Şöyle sırıklar var. Burada benim fasulyelerim vardı, komşunun ineği. Buraları hep yok etti. O yüzden ben de haliyle yani hep devrilmiş sırıklar bakın. Böyle bütün sırıkları devirmiş. En son buradakileri de devirmiş böyle. Yani buraları talan etmiş işin gerçeği. O yüzden diyorum ki hem sırıkları toplayayım. Hem salatalıklarım var, tohumluk. Onları toplayayım. Hem de şu mısırları keseyim ki döver biçer buraya geldiği zaman odak noktası belli olsun. Yani buraya geldiği zaman burayı açık görünce girmez. Ama şöyle önü mısır olunca buraya takır tukur girer. Yani işim bu. Şöyle fasulyeleri diyorum sökeyim artık fasulyeler. Tohum olanı tohum alırım. Yeşil olanı da yemeğini yaparım. Buraları yani bir yola koyacağım. Bugün işim burası. Hava bozuk. Hazır dedim hava bozukken güneşin altında çalışamam. Hava güzelken böyle serin, bulutlu işimi dedim yapayım arkadaşlar. Hem de sizinle yapacağım. Şurada da bir karpuzum var. Şöyle değişik bir karpuz. Onu da alsam mı bilemedim. Onun bir şeyine bakayım ben. Dalına bakayım alınacak gibi mi? Ama almak da zorundayım. Döver biçer ezer bunu. Yapacak bir şey yok. Bakın hep salatalık, tohumluk bayağı bir var. Onları alayım. Onların tohumlarını çıkarırım bir ara. Önce bir kaldırayım şu tarladan da. Şu yeşil mısırları da keseyim. Zarife ile Nazlı yesin. Bunlar artık olmaz. İşim bu yani arkadaşlar. Bana kolay gelsin. Bu arada telefonum dondu. Yağmur başladı arkadaşlar. Şöyle bayağı bir fasulye söktüm.
Üzerindeki yeşil olanı, kuru olanı aldım. Sırıkları buraya koydum. Şöyle fazla da bir fasulye yok zaten. Şöyle bir kısmı kuru, bir kısmı yeşil. Daha bu taraf var. Ama yağmur bayağı bir hızlanmaya başladı. Bizim odunlar da geldi. Şöyle bakalım bakalım odunlarımız nasılmış. Vallahi maşallah iyi yüklemişler. Buradan ben görebiliyorum. Maşallah Efe, güzel iş yapmışsınız annem. Tam sabalık Mustafa. El motoruyla da rahat kesilir. Şey mi çağıracaksın? Olur, o da olur. Rahat olur yani, her türlü rahat. Güzel, odunu beğendim. Aman geliyor böyle kalın kalın koca kütükler. Zor oluyordu, böyle iyi oldu. Allah güle güle yakmayı nasip etsin inşallah. Efe buradaydı az önce. Şöyle şu yeşil alanı hayvanlara biteyim. Hayvanların önüne koyayım, yesinler. Tripodum durmuyor arkadaşlar. Bir tripod almak lazım.
Şöyle karpuzları topladım arkadaşlar. Az ilerideki ilk başta gösterdiğim büyük karpuza dokunmuyorum. Eşim dedi hemen gelmeyecek makine dedi. Makine hemen gelmeyecekse onu almayayım. Bir bakayım ama kökü sağlam mı? Kökü kuruduysa bekletmeye değmez. Yoruldum, oturuyorum. Hala mısırlar duruyor. Mısırları daha dokunamadım. Ancak şöyle gördüğünüz gibi fasulyelerin içini temizledim. Saplarını oraya yığdım. Tam lahanalara geçtim. Lahanalara geçince yoruldum, bıraktım. Mustafa! Bıçak getirseydin. Karpuzlara bak. Karpuz yiyelim. Eşim geldi arkadaşlar. Şöyle bir karpuz molası verelim. Şöyle karpuzumuz da nasıl güzel çıktı arkadaşlar. Bal gibi. İlk kestiğimiz sarı karpuz çıktı. Sarı karpuz da güzel oluyor. Seviyorum ben. Eşim sevmediği için sarı karpuzu. İkinciyi kestik. O da güzel çıktı. Tam onun istediği gibi. Demek ki buradakilerin çoğu sarı karpuz, o büyükler. Şuraya bakın Allah aşkına. Kale gibi ot. Bütün fasulye sapı, otlar. Şurayı hayvanlara biriktiriyorum. Şurası çöp, burası kuruyunca yakacağım. Şu tarafta da mısırları temizlenecek çalaşlar var. Lahanaların içini temizliyorum şimdi arkadaşlar. Hem eski yapraklarını alıyorum, hem de içinin otunu temizliyorum. Bunların içinin otunu temizledikten sonra pırasaların içini temizleyeceğim. Dün de şurada biraz lahanam var benim tarlanın kenarında. Onların yapraklarını aldım, hayvanlara verdim. Şimdi şu mısırları da soyduktan sonra işim bitiyor. Çabuk çabuk diyorum yapayım yağmur yağmadan. Yoruldum ama yağmur da yağacak gibi yağmıyor, bir garip bugün. Tam böyle bahçede çalışmalık. Değil mi Elif? Serin. Hı. Hava serin olunca çalışması rahat oluyor. Sülükler var. Pırasaların içini temizledim arkadaşlar. Lahanaların da içini temizledim. Şimdi pırasaların üst yapraklarını koparıyorum. Çok uzamış. Onları biz ben niye aldım onu şey diye, kahvaltılık yeşil biber diye aldım. Nereden bileyim öyle çıkacağını. Her sene de oluyor bahçede. Bir türlü şey yapamadık. Kurtulamadık. Hayvanlar yiyor mu bu pırasaların yaprağını? Evet. Zarife yemedi. Baharda bir atmıştım uçlarımda.
Bunun altında köstebek oynamış. Mahvetmiş pırasaları. Kahvaltılık sivrilip verdi. O da mübarek bir tuttu bir verdi ki. Değil mi? Bunlar babaannemden getirdim şöyle şu sıra. Valla böyle olacağını bilseydim bunu sakardım bir sıra daha babaannem getirdi. Verdiğinden sonra. Turşusu da güzel oluyor. Kabuk gibi. Birkaç ton daha kopar kızartmanın içine. Ne? Bunlardan mı? He. Olmaz mı? Şeyin içine sarılardan al işte. Biberin içine. Yani pırasa gitti. Yemeğin yanında yenir mi? Yer yumuşak olsa tekrar geri koyardım da. Bunlar diyorum yemeğin yanında yenir mi? Sen şey yaptın. O bir şeyleri, mısırları soyayım geleceğim. Bunları da tazecik yenir yemeğin yanında. Fasulye var ya. Az da olsa. Ya. Azıcık, he, pilav var da fasulye az. Ya. Çorba yaparsın. Gerçekten de yedim. Biber var. Bilmiyorum. Çorba yaparsın. Çorba yaparsın. He?
Şöyle arkadaşlar, lahananın içini temizledim, pırasanın içini temizledim. Pırasanın uçlarını kopardım. Elimden geldiğince sırıkları şuraya koydum. Sırıklar yine seneye Allah izin verirse lazım olur. Şuraya cevizin oraya koyduracağım, eşime bağlayalım iple. Çok ağır olur, ben kaldıramam. Bu ot öbeğini de etraftaki mısırlar bir dövülsün. Çünkü bütün alan, koca arazi mısır. Allah korusun bir kıvılcım gider, mısırlar yanar. Burada hem kurur, burada ateşe veririm. Karpuzlarımı toparladım şu şekilde. Ondan sonra burada mısırlarımı soydum arkadaşlar. Soyarken çekmedim. Çünkü yanımda kimse yoktu. Ben de oturdum. Dedim ki soyduktan sonra arkadaşlarımla paylaşırım. Mısırlarımı soydum. Zaten mısırlar da hiç iyi değil. Bir garip olmuşlar. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Bakın. Çürümüş, böyle bir garip olmuş. Neyse, iyi olanları mısır ununa katarım. İyi olmayanları da ayırırım. Tavuklar yer. Böyle bugün buraları toparladım. fasulye kalanları, işte fasulyeden kalan pislikleri toparladım. Hepsi burada. Mısırları, ayaktaki mısırları kestim, soydum. Saat 11'de girdim. Saat 3. Öyle yavaş yavaş takıldım. Burada da çöp bırakmışım. Bunu da almak lazım buradan. Domatesleri henüz ellemedim. Yine biraz yavaş yavaş tek tek, yine en azından salataya katacak kadar domates veriyor. Böyle işte arkadaşlar. Bahçemde hasret giderdim bugün. Biliyorsunuz bayağıdır bahçeye giremiyordum. Fındık yövmiyesine gittiğim için. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bilmiyorsunuz ne geldi, ne bitti, ne oldu. Fındık yövmiyesine gidiyordum. Fındık yövmiyesi bitti. O yüzden bahçeye giremedim, evimi temizleyemedim. Şimdiden sonra artık bahçemle evime bakım yaparım. O yüzden açıklama yapayım dedim. Çünkü yeni gelen arkadaşlarım bilmez. Sürekli izleyen arkadaşlarım bilir. Yeni katılan arkadaşlarım, burası benim bahçem. Bahçeme bir şeyler ekmiştim. Şimdi de bozuyoruz. Bir taraftan ekiyoruz. Dün marul ıspanak ektik. Bir taraftan ekiyorum, bir taraftan temizliyorum, bir taraftan söküyorum. Yani biliyorsunuz artık bozum zamanı, bağ bozumu zamanı artık. O yüzden bağları bozuyoruz. Bir taraftan ekiyoruz, bir taraftan söküyoruz. O dönem bu dönem arkadaşlar. Böyle kanalıma yeni gelen arkadaşlarıma da açıklayayım dedim. Burası benim bahçem. Böyle yaptığım işleri artık bağımdan, bahçemden, evimden çekeceğim. Fındık bitti. Durum böyle. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bana destek vermeyi unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Abone olursanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.